tanımını, terörist tanımını en kısa sürede yeniden yaparak ceza kanunumuza derc etmeliyiz diye düşünüyorum. Erdoğan'ın bu sözleri kulislerde geniş yankı buldu. Başkentte gün boyu silahsız terör örgütü yasası geri mi geliyor sorusuna yanıt arandı. Kulislerde daha önce 2005 yılında tepkiler nedeniyle geri çekilen silahsız terör örgütü suçlamasının yeniden gündeme getirileceği konuşuluyor. Terör tanımını, terörist tanımını en kısa sürede yeniden yaparak ceza kanunumuza derc etmeliyiz diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanının silahsız terör örgütü tanımının AKP iktidarının ilk yıllarında başbakanken yasalaştırmaya çalıştığı terörle mücadele kanununa benzerliği dikkat çekiyor. O gün kamuoyundan ve gelişmiş Batı dünyasından yükselen tepkiler nedeniyle Erdoğan hükümeti geri adım atmıştı. Elinde silahı olan, bombası olan teröristle konumunu, kalemini, ünvanını amacına ulaşabilmesi için teröristin emrine verenin de hiçbir farkı yoktur. Ünvanının milletvekili olması, akademisyen olması, yazar olması, gazeteci olması, sivil toplum kuruluşu yöneticisi olması, o kişinin aslında bir terörist olduğu gerçeğini değiştirmez. Hukukçulara göre Erdoğan ve AKP hükümeti düşünceyi suç kapsamına almak istiyor. Kulislerde muhalefeti sindirmek için idam cezasının dahi yeniden gündeme getirilebileceği konuşuluyor. İdam cezasını geri getirmek için devamlı iklim arıyorlar. Minibüste kaçırılıp tecavüz edilen ve konuşurken de affedersiniz etek giymişti, öldürülmeyi hak etti, tecavüz edilmekten başka ne sonuç olabilirdi ki diyen kızın cesedinin üzerine basarak esasında idam cezası gelmelidir diye konuşma yaptılar yani. Ve hiç kimse de itiraz etmedi. Niye? Çünkü Özge'nin cenazesi orada yatıyordu. İdam cezasını Özge'ye tecavüz eden adam için mi istiyorlar? Ya da işte Konya'da bu haltı eden adam için mi istiyorlar yani? Pardon, Karaman'da. Hayır efendim. Kendi menülerinde, kendi tariflerinde profesörler var, akademisyenler var, gazeteciler var, yazarlar var. Bunlar için istiyorlar yani.